Paşam der. Manda kabul edilemez. Mandayı siz kabul ederseniz size de karşı çıkarım der. Paşanın görüşü henüz belli değilken o delege, o kurultay delegesi tavrını ortaya koymuştur. O 18 yaşındaki kurultay delegesi Tıbbiyeli Hikmet Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur işte. O irade kurmuştur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu baş belasından bugünkü 1250 kurultay delegesinin iradesiyle ya kurtulacağız ya yenilmeye devam edeceğiz. Evet. Sayın İnce, 24 Haziran gecesine bir kısa bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi Bülent Tezcan, Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel ve Muharrem Erkek sayın isimler, genel başkan yardımcıları işte çıktılar 11 civarı biraz önce dediniz. Seçim ikinci tura kaldı dediler. Hayır, evet, 11'de onu dediler, evet. Sonra değiştirdiler. Evet, sonra değiştirdiler. Siz de çıksaydınız onların ardından. Evet, seçim ikinci tura kaldı. Nereden biliyor? Benim elimde bilgi yok ki. Yok işte yani genel merkezden gelen o bilgiye, yani genel merkezin açıklamasına... Ben arkadaşların bilgisini televizyondan öğrendim. Tamam tamam. Genel merkezden yapılan açıklamaya güvenerek deseydiniz ki size seçim ikinci tura kalmıştır, Tayyip Erdoğan'ın kazandığı açıklamaları asılsızdır falan diye hani milleti sokağa çağırsaydınız. Neden sokağa çağırayım? Bakın şimdi yani... Arkadaşlarımız sonra vazgeçmişler bu açıklamalarından. Hı hı. Ben neden sokağa çağırayım? Sokağa çağırmak için elimde bir bilgi olması lazım, bir belge olması lazım. Bana ulaştırılan herhangi bir şey yok. Yok, demek istediğim yani o şeye düşülebilirdi. Hani o tehlikeli kaos ortamına düşülebilirdi. Yani siz de genel merkezin o açıklamasını hani destekler o zaman bir açıklama yapsaydınız. Çelişirdik. İşte bilgiler onlarda olduğu için, hı hı. Bilgiler genel merkezde olduğu için onların açıklama yapması normal. Yani neden ben aday olarak yapayım ki? Elimde hiçbir belge yok benim. Bütün bilgisayar ana merkez, kumanda merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Başında da genel başkan yardımcıları var, genel başkan var. Açıklamayı niye benden istiyorlar onu anlamıyorum. Yok yok, siz de genel merkezin açıklamasına hani itibar edip benzer açıklamayı yapsaydınız, hani taraftarlarınız sokağa dökülüp Allah korusun bir hani çatışma ortamı olabilirdi. Onun tehlikesine... Şimdi tabii ki çatışma olsun istemem. Hı. Ama çatışma olacaksa da olacaktır. Hı hı. Yani ama çatışma olacaksa haklı zeminde olmalıdır. Doğru. Hı hı. Yani ben çatışmadan korkmam. Asla korkmam çatışmadan. Ama... Çatışma olabilmesi için haklı bir zemin olacak. Elinizde 188 bin ıslak imzalı tutanak olacak. Siz de toplayacaksınız sizin oyunuzu. Toplayacaksınız o 188 bini. Bakacaksınız ki YSK'nın söylediği gibi değil. Oyunuz çalınıyor. Aktarılmış bir yerden bir yere. O zaman çatışma olacaksa olacak kardeşim. Herkes sokaklara diyeceksin o zaman. Ama elinde senin genel merkezinde bu bilgi yoksa ne diye insanları çağırayım ben? Doğru. Neye dayanarak çağıracağım yani? Doğru. Peki Sayın İnce, Kemal Bey'e karşı aday olmayacağım demiştiniz. Evet. Ne oldu da şimdi aday gibisiniz? Yani daha adayım demediniz. Onun için hani soruyorum. Şimdi bu delegelerin imzaları yarın açıklanınca muhtemelen işte olağanüstü kurultay için yeterli sayı oluşacak ki Cuma günü bunu işte Yaşar Tüzün ve Gaye Usluyar açıkladılar. Aday olacak mısınız? Niye olacaksınız? Yani olmayacağım dediniz de şimdi niye olma noktasına geldiniz? Şimdi bakın, ben sözümün arkasındayım. Evet, o lafı dedim, dediğimin de arkasındayım. Ama Türkiye'nin bir gerçeği var. Yani Sayın Genel Başkan da, Sayın Baykal Genel Başkanlıktan ayrıldığında 3 kez kameraların karşısına geçti. Ben Genel Başkan adayı değilim dedi. Doğru, hatırlıyorum. Hatırlayın. Hatırlıyorum. Ama sonra şartlar... Kendisinin aday olmasını gerektirdi ve bir televizyon kanalına ilk destekliyoruz, doğru bir adaydır diye açıklamayı yapan kim biliyor musunuz? Benim. İlk açıklamayı da ben yaptım. Evet doğrudur, destekliyoruz dedim. Bugün olsa, geri dönsem aynı şeyi yapardım yine. O günün koşullarında doğru yaptığımı düşünüyorum. Şimdi yeni bir durum var Türkiye'de artık. Partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olma zorunluluğu var. Mecburlar buna. Saadet Partisi'nin genel başkanı aday oluyor. İyi Parti yeni kurulmuş bir partinin genel başkanı aday oluyor. MHP'yi saymıyorum, onlar bir ortaklık kurdular. AK Parti'nin genel başkanı aday oluyor. CHP'nin genel başkanı aday olmuyor. Burada yanlışlık başlıyor zaten. Yani asıl çelişki zaten burada başlıyor. İki başlı bir tutum. İki başlılık çıkıyor.
Şimdi bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı aday olmamış. Ben aday olmuşum. Değil mi? Evet. Peki en geç 5 yıl sonra bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalırsa Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bence %100 olmayacak. Olsaydı bugün olurdu. Doğru. Yani koşulları değişmeyeceğine göre. Koşullar yani değişmeyeceğine göre. Bugün olmamışsa 5 yıl sonra hiç olmayacak demektir. O zaman bence koltuktan ayrılmalıdır. Ayrılmalıdır. CHP'nin yeni genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Bu yeni koşulları lütfen herkesin doğru okuması lazım. Ha ben genel başkan olursam Cumhurbaşkanı adayı olacak mıyım? Onu anlatayım. Bir, olacağım. Adayıyım. Şu anda. Şu anda da adayım. Hı hı. Genel başkan olursam da adayım. Hı hı. Genel başkan oldum diyelim ki. 3 sene sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yapacağımız işi söyleyeyim. Bir, üyelerin önüne sandık koyacağız. 1.250.000'i 2.5 milyon yapacağız. Bir kere üyelerin önüne sandık koyacağız. İki, barolara, sivil toplum örgütlerine önceden CHP'nin adayını destekleyeceğini ilan eden herkese, örneğin bir başka siyasi parti CHP'nin adayını destekleyeceğim dedi, onun üyelerine de geniş bir yelpazeye oy kullandıracağız. Yani CHP Genel Başkanı adayı olacak sadece. Ama üyeler oy kullanacak, barolar oy kullanacak, ziraat odaları oy kullanacak, vakıflar oy kullanacak. Sendikalar. ADD oy kullanacak, CHP'ye üye olsun olmasın. DİSK üyesi oy kullanacak ama önceden CHP adayını destekleyeceğini ilan etmesi şartıyla. Şimdi bunun yapılacağı iş bu. Olmalı mı bu değişim? Olmalı. 11 milyon oy var. 15 milyon oy var. O zaman yeniden aday olacaksa bu kişi ne yapmalıdır biliyor musunuz? Bir kere partiyi yeniden şu sandık sorununu bir aşmalıdır yeni genel başkan. 188 bin işi gücü bırakmalıdır. Her şeyi bir kenara bırakmalıdır. Şu sandıkta oyumuzu çalıyorlar hikayesini sonlandırmalıdır. Anadolu Ajansı'ndan önce seçim sonucu bildirmelidir. Bakın mesela yeni bir durumu daha söyleyeyim size. Şimdi yeni seçilen milletvekili arkadaşlarım, hepsine başarılar diliyorum. Fakat artık parlamento bitmiştir. Bitmiştir. Siz deneyimli bir parlamento muhabirsiniz. Gen soru yok. Gen soru yok. Güven oyu yok. Sözlü soru yok. Bütçe yok. Yani bu meclisin, siz yıllarca mecliste birlikteydik. Bu meclisin en renkli günleri neresiydi? Bütçe. Bütçe, güven oyu. Bütçe, güven oyu. Ve genel başkanların konuştuğu günler. Evet, bütçe konuştu. Artık genel başkanların meclise gitmesine gerek yok. Yani benim de milletvekili olmama gerek yok. Artık mecliste güven oyu yok. Konuşmayacak genel başkan. Doğru. Nerede konuşacak? Sokakta. CHP'nin yeni bir otobüsü olmalı. Yeni bir otobüs. Mutfağı, banyosu, tuvaleti olan, koltuk sayısı 3'ü 5'i geçmeyen ve CHP'nin genel başkanı otobüste yaşamalıdır. Otobüste yaşamalıdır. Otobüsü göndermelidir Yüksekova'ya. Yüksekova'dan binmelidir otobüse. Devam etmelidir. Ta Kaş'tan çıkmalıdır. Otobüsü göndermelidir Hopa'ya. Binmelidir uçağa, gitmelidir Trabzon'a, Batum'a. Oradan otobüse binip İğneada'dan, Kırklareli'den çıkmalıdır. Böyle bir mücadele yapılabilir. Parlamentodaki mücadeleyle olacak iş değildir artık. Sokak mücadelesidir. Belde mücadelesidir, köy mücadelesidir. Ama CHP değişen duruma göre tüzüğünü mutlaka demokratikleştirmek zorundadır. Bakın size bir örnek vereyim. Yani 1064 seçilmiş delege var. 1064. Milletvekilleri hariç, parti meclis üyeleri, yedek üyeleri hariç. Delege olarak seçilmiş arkadaşlar.
Bunların yarısı 532 yapıyor. 532 çoktan geçmiş imza sayısı, çoktan. 600'ü geçmiş. Demek ki güven oyununa kaybetmiş zaten. CHP yönetimi güven oyunu kaybetmiş. Bakın siyasi partiler kanunu diyor ki, Şaban Bey, bir olağanüstü kurultayı toplamak için diyor, bir ne diyor? En az diyor 1/5'i.